Bu asrın en büyük hastalıklarından biri sıkılganlık, sıkılma hastalığı. Çevremize baktığımızda belki bu bizlerde de var, etrafımıza baktığımızda, gelen kişilerle konuştuğumda kardeşlerimizin çok fazla sıkıldığını, sıkılmasından dolayı okulda, işinde, hayatında başarısız olduğunu veya olacaklarını az çok aslında görebiliyoruz. Bunun ben en büyük nedenlerinden biri olarak sosyal medyanın daha fazla revaçta olduğu bir döneme denk gelmelerini sebep olarak görmekteyim. Çünkü TikTok'u izliyorsun, Instagram'ı izliyorsun, gördüğün kişiler fenomen milyonlarca takipçileri var ve bu adamlar video çekerek, eğlenerek dünyanın parasını kazanıyor ve izledikleri kişiler gibi hayatlarının olmasını istiyorlar. E şimdi okul okusa, bir işe girse zorlansa biraz, zorlanması gerekiyor çünkü. Zorlanmadan basamakları çıkamıyorsun, gayret etmeden bu iş olmuyor. Ama akıl ona kolay yoldan para kazanma seçeneğini gösterdiği için binlerce kardeşimizde maalesef sıkılma hastalığı meydana gelebiliyor. Bu sadece bir sebeplerden bir tanesi. Çünkü izlediği fenomen ona göre çok mutlu çok huzurlu, hayatında her şey çok güzel gidiyor sandığı için onu gibi olmak istiyor. Peki öyle değil mi? Öyle değil. Bence öyle değil. Çünkü ben bizzat hayatımda yaşadığım birkaç olayı biliyorum. Türkiye'nin çok ünlü fenomenleriyle oturup konuştuğumuzda kafelerde, proje konuştuğumuzda, ortak bir iş birliği yapalım dediğimizde onlara sorduğum sorulardan aldığım cevaplar karşısında hayrette kalıyordum. Şimdi diyordum ki bu adam hep mutludur, hep huzurludur. Neden? Fenomen. Parası var, lüks bir dairesi var, lüks bir arabası var. iyi para kazanıyor. Herkes o kişiyi tanıyor. Şimdi böyle bir kişinin mutsuz olma, huzursuz olma gibi bir ihtimal olabilir mi? Olamaz değil mi? Bir tanesini bir gün sormuştum. Demiştim ki hayatında hiç huzursuz olduğum bir an olduğum diye sormuştum. Ne demiş biliyor musun? Hiç huzurlu olmadım ki. Bu cevap beni gerçekten sarsmıştı. Ama sonra fark etmiştim ki bizler huzur ve mutluluğu parada, malda, mülkte, şan ve şerefte, şöhrette aradığımız sürece o huzur bize hiçbir zaman yaklaşmayacaktır. Evet bunlar refah verebilir. Bakın refah verir demiyorum. İyi bir araba, değil mi? iyi bir ev. Bunlar refah verir. Hayat seviyeni artırabilir. Ama mutlu huzurlu olmana direkt olarak orantılı bir mesele değil. Hayatım boyunca çok çeşitli sektörler ve alanlarda bulundum. 8 sene futbol oynadım. Futbol oynadığım Arkadaşlarım ben sakatlanırken onlar çok iyi kulüplere transfer oldular. Ve sonrasında onlarla konuştum. Onlarla iletişim oldu. Paraları, malları, mülkleri, şöhretleri olmasına rağmen mutsuz olduklarını, huzursuz olduklarını görebildim sonra TRT1'de kısa bir oyunculuk serüvenim oldu. Orada yapımcılarla, yönetmenlerle tanıştım. Sonrasında samimi olduğum bir yapımcının setine gittim. Orada da Ezel'de oynayan çok meşhur bir oyuncu vardı. Gerçekten seviyordum kendisini. Bundan 6-7 sene önceden bahsediyorum. Onunla bir olayım oldu ve gerçekten o kişi yani beni arayıp mutsuzluğunu, huzursuzluğunu dile getirdiğini hatırlıyorum. Ben kimim ki ya? Şimdi o tanınıyor. Adam beni tanımıyor bile. Ama birkaç konuşmadan sonra nasıl mutsuz huzursuz olduğunu anlayabildim. Ve sonra dank etti. Mal, mülk, şan, şöhret, huzur verir sanıyoruz ama bunlar huzur vermiyor. O sıkıl kırılganlık hastalığına kapılan kardeşim ne istiyor? Kısa yoldan şöhret olmak istiyor belki. Kısa yoldan para istiyor. Ve bunun için sapıtılabiliyor. Bunu başaramadığında sabah 7'sinde kalkıp akşamın 8'inde dokuzunda eve gelecek şekilde bir işte koşturmak istemiyor. Saatlerce sınav hazırlanmak istemiyor. Çünkü gayesi yanlış. Hedefi problemli. Gaye edindiği hayat gittiğinde bile huzur olmayacağı bir hayat. E, gitmesi de zor olan bir hayat. Gidemeyince gayesini, hedefini yerine getiremeyince bu sefer hiçbir şey yapısı gelmiyor. Başarılı olmanın en önemli faktörü bellemiş olduğun hedefin doğru bir hedef olması aslında. Tabii ki dünyalık hedefler belirleyeceğiz. Ama bunları belirlerken kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur. Ayetini unutmamamız gerekiyor. Para, parayla, malla, mülkle, huzurla mutlu olamayacaksın. Refahın olabilir. Ama huzur ve mutluluğun Allah'a olan kulluğunla olacaktır. Hayatım değişmeden önce yani iman hakikatlerine tanışmadan önce çok farklı bir hayatım vardı. Hedeflerim farklıydı. Gayem farklıydı. İzlediğim yol farklıydı. Her şey güllük gülistanlıkken Kafamı yastığa koyduğumda mutlu olamıyordum. İçimde sürekli bir boşluk vardı. İşte o boşluğu imanla doldurdum aslında. Çünkü ben bu hayata, yani insan oğlu bu hayata sadece çalışmak için gönderilmedi. Sadece çalışmak için gönderilmiş olsaydık bir hayvan olurduk. Arı doğduğundan ölene kadar çalışıyor. İnek çalışıyor, koşturuyor. Sadece hayata lezzet almak için de gelmedik. Çünkü hayvan bizden daha fazla lezzet alıyor. Nasıl? Bizim aklımız var. En lezzetli anında bile aklına vefat eden annen gelir, vefat eden sevdiğin gelir. O an o lezzeti alamazsın. Ama hayvan da akıl olmadığı için lezzeti de doruklarda yaşıyor. Bütün insanlık olarak toplanalım çalışalım. Bir ara etmiyoruz. Bütün bulduklarımızı, icatlarımızı çıkar bu dünyada yine yaşarsın değil mi? Su içersin, avlanırsın, ateş yakarsın. Bir şekilde yaşarsın. Ama ara tür işini yapmasa, çalışmasa kainat yok oluyor. Demek ki bizler bu dünyaya çalışmak, para kazanmak, iyi arabaya binmek, iyi eve binmek için gelmedik sadece. Asıl gayemiz bu değil. Bize akıl verilmiş. Biz bu kainatı bunlar için gönderilmedik. İşte bunu bilmeyen bir kardeşim sıkılganlık hastalığına kapılabiliyor. Yaptığı her şey boş geliyor ona. Niye bunu yapsın ki? Boş. Niye çalışsın ki burada? Boş. Belli de hedefe zaten ulaşamıyor ulaştığında yine boş. Dünyevi gayesi, hedefi onu tembelliğe, onu sıkılmaya itiyor. Peki asıl gayemiz, asıl hedefimiz ne olmalı ki? Bu sıkılma hastalığından kurtulup, tembellikten kurtulup tam gaz koşturmaya devam etmeliyiz. Bakın Bediüzzaman Hazretleri nasıl bir pencere açıyor bize. Soruyorlar Bediüzzaman Hazretleri'ne. Diyorlar ki, küreye arzı her cümerce getiren yani dünyayı mahveden ve İslam mukadderatı ile alakadar olan bu dehşeti harbi umumiden, 2. Dünya Savaşı'ndan 50 gün geçti. Tabi bunu yazarken de 7 sene geçiyor hiç sormuyorsun Bak 7 sene geçiyor. İkinci Dünya Savaşı'nı hiç sormuyorsun ve merak etmiyorsun. Halbuki bir kısım mütedeyyin ve alim insanlar cemaati ve camiyi bırakıp radyo dinlemeyi koşuyorlar. Acaba bundan daha büyük bir hadise var mı? İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz. Bakın dünyayı her merce getirmiş. Ve herkes onunla alakadar. Rusya-Ukrayna Savaşı oluyor. Bütün dünya ekran başına geçiyor. i̇ki ülke arasındaki savaştan bahsediyoruz. Bütün dünya savaşıyor. 7 yıl olmuş. Bediüzzaman Hazretleri savaş ne durumda? Ne oldu diye sormuyor bile. Bundan daha büyük bir hadise var mı? Diyorlar Üstad Hazretlerine. Veya onunla meşhur olmanın zararı var mı diyorlar. Cevaben dedim. Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden ceset ve hane dairesinden mahalle ve şehir dairesinden vatan ve memleket dairesinden küre arz ve nevi beşer dairesinden tut tazi hayat hayat sahipleri ve dünya dairesine kadar hayatımızda birbiri içinde halka halka daireler varmış. İlk halka kalp ve mide, ceset, beden, sonra hane, ev, sonra mahalle halkası, sonra şehir halkası, sonra vatan, memleket halkası, sonra dünya halkası diye gidiyor. Her bir dairede, her bir insanın bu dairelerde var ya, her birinde vazifemiz var. Fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var. En küçük ilk daire en önemlisi. En büyük vazifemiz onda ve daima o vazife daima devam ediyor. Ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Evet en büyük halka Balkat'a da vazifemiz var ama ara sıra. Fakat büyük dairenin cazibedarlığı cihetiyle küçük dairedeki lüzumlu, ehemmiyeti, önemli hizmeti bırakıp lüzumsuz, mala yani afak işlerle meşgul eder. Küçük dairedeki en önemli iş, büyük dairedeki cazibedarlıktan dolayı küçük dairedeki önemli işi unutuyormuşuz. Sermayeyi hayatını boş yerde imha eder. O ömrünü, kıymetli ömrünü, kıymetsiz şeyler öldürür. Evet, bu Cihan Harbi'nden yani o 2. Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir hadise ve bu zemin yüzündeki hakimiyet amme davasına daha ehemmiyetli, önemli bir dava. 2. Dünya Savaşı'ndan çok da önemli bir dava. Herkesin ve bilhassa Müslümanların başına öyle bir hadise ve öyle bir dava açılmış ki her adam, her Alman ve İngiliz kadar kuvveti ve serveti de olsa, aklı da varsa o tek davayı kazanmak için bir tereddüt sarf edecek. Peki ne o dava? Tüm dünyadan daha önemli olan dava ne? İşte o dava herkesin iman mukabilinde bu zemin yüzü kadar bağlar, kasırlar ile müzeyyen ve baki ve daimi bir tarla mülkü kazanmak yani cennet ya cehennemi kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Eğer iman vesikasını sağlam elde etmezse kaybedecek ve bu asırda maddi yunlukta anıyla yani dinsizlikle çok olur o davasını kaybediyor. En küçük halka iman halkımız. Birinci halka TikTok diyebilirsin. Bin birinci halka Instagram diyebilirsin. Gelirsin. Ama ne yapılıyor? O birinci halkadaki o cazibeler var ya alınıyor birinci halkanın yerine koyuluyor. En önemli vazife yapılmıyor birinci halkadaki önemsiz ara sıra olan meşguliyet hayatın merkezini koyuluyor. Bir gemi batarken insan öleceğini bile bile oynar mı? Hadi gel PlayStation oynayalım der mi? Hadi gel yemek yiyelim der mi? Çare arar değil mi? Aynen bunun gibi de. Ölüm ansızın başımıza gelecek. TikTok fenomenlerin, Instagram fenomenlerini hayattan özenerek veya Allah'ın razı olmayacağı hayatları hedef olarak belirlersek hüsrana uğrayan olacağız. Bir arabayı arzuladığımız gibi, bir ortamı, bir tatili, bir işi arzuladığımız gibi bu dünyaya gönderilme amacımızın ne olduğunu ve o amacın ne olduğunu bilip onun doğrultusunda yaşamayı arzulasaydık şu an birçok insan bu durumda olmazdı. Dünyalık hiçbir şeyin huzur ve mutluluk vermeyeceğini bilen bir insan kendini tembelliğe atıyor. Sıkılma hastalığına kapılıyor. E ne yapsın mutlu değil çünkü. Mutluluğu huzur başka yerlerde aramış çünkü. İlk halkayı unutmuş. Bininci halkaya gözünü dikmiş. Hayatın lezzeti ve zevki Birinci halka dedi çünkü. Bakın Bediüzzaman Zaman Hazretleri diyor ki Ey hayatı dünyevenin zevkini müptela ve endişe istikbal, gelecek endişesi ile istikbalini, geleceğini ve hayatını temin için çabalayan bir çareler. Dünyanın lezzetini, zevkini, saadetini, rahatını isterseniz meşru dairedeki keyfi iktiza O keyfinize kafidir. Haricinde gayri meşru dairedeki bir lezzetin içinde, haram lezzetin içinde bin elem, bin acı olduğunu sabık beyanatta elbette anladınız diyor. Allah'ın rızasını yaşama hedefimiz, hayalimiz olsa tembelliğe, sıkılganlığa kapılmayız. Her an nasıl daha fazla gayret edebilirim ki, mertebe atlayabilirim diye çabalarız. İşte öyle dehşetli bir asırda yaşıyoruz ki insanoğlu bile bile dünya hayatını ahiret hayatına tercih ediyor. Ettiği nispette de hüsrana uğruyor. Bu asrın bir hassası şudur ki hayatı dünyeviyeyi, hayatı bakiyeye, anne hani bu geçici hayatı ebedi hayatını cennete bile tercih ediyor. Kırılacak bir cam parçasını baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki nasıl bir uzvu insani, insanın herhangi bir uzvu hastalansa, yaralansa, sair diğer ağza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşarlar. Öyle de hırsı hayat, hayat hırsı, hıfsı, zevki hayat, hayat zevki ve aşkı taşıyan, hayat fırsının zevkin aşkını taşıyan ve fıtratı insaniyede derc edilen bir cihaz-ı insaniye çok ile yaralanmış. Çok sebepleriyle yaralanmışız. Sair letaifi kendiyle meşgul edip sükut ettirmeye başlamış. Vazife hakikilerine, yani hakiki vazifelerini onları unutturmaya çalışıyor. Hem nasıl ki bir cazibeder, sefihane, sarhoşhane, şaşalı bir eğlence bulursa, çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve meşhur hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. O eğlenceye katılıyorlar ama daha önemli vazifeleri var. Onları unutup o eğlenceye katılıyorlar. Öyle de bu asırda hayat-i insani, insan hayatı, hususen hayat-i içtimaisi öyle dehşetli fakat cazibeli ve elim acı fakat meraklı bir vaziyet almış ki insanın ulvi latifelerini, yüksek o latifelerini, kalp ve aklını nefsi emmaresinin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşürtüyor. Nefsine bir kapılıyor, dünyanın arkasından koşuyor. Evet hayatı dünyevinin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur uhreviye muhakkak tercih edilmesi ruhsatı şeriye var. Dünya hayatının muhafazası için zarur şeylere zaman ayırabiliyoruz. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez. Ne tercih edilmez? Ahirete nispeten dünya tercih edilmez. Ruhsat yoktur. Halbuki bu asır o damar insaniye, insan damarını. O derece şirin etmiş ki küçük bir ihtiyaç adi bir zararı dünyevi yüzünden elmas gibi umuru diniyi terk eder. Zarureti yok. Olmasa da olur ama zevkle istediği için dünyayı ahirete tercih ediyor. Evet insaniyetin yaşamak damarı ve hıfzı hayat cihazı bu asırda israfat ile tisatsızlık, kanaatsizlik, hıs yüzünden bereketin katmasıyla, fakru zarureti maişet ziyadeleşmesiyle, geçimini sağlamak için zaruri, zorunlu şeylerin artmasıyla o derece o damar yaralanmış ve şerait hayatın, hayat şartlarının ağırlaşmasıyla o derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehli dalalet nazarı dikkati şu hayata celp ede de o derece nazarı dikkatini kendine celp etmiş ki edna bir hacat hayatı, küçük bir hayatın ihtiyacını büyük bir meseleyi dineye, dini meseleye tercih ettiriyor. Olmasa da olacak, almasa da olacak şeyler için cüzi, basit, önemsiz şeyler için dini hayatını yıkıyor. Uhrevi hayatın elini tersiyle etiyor. İşte bu yüzden ne yapsa da mutlu huzurlu olmuyor. E ne yapsa mutlu huzurlu olmadın bir hayatta Niye çalışasın ki? Her şeyden sıkılırsın ki. izlediğin filmden, diziden, dilediğin şarkıdan, kazandığın paradan. Tüm bunlar insanı tembelliğe atar, sıkılmaya atar. Neşe olmaz ama namazını kılan bir adam Allah'ın rızası doğrultusunda yaşamaya çalışan bir adam şunu bilir. İki namaz arasında mübah olan her iş ibadet. İkindi ile akşam arası, akşamla yatsı arası, yatsıyla sabah namaz arası yani 24 saatte 5 vakit namaz kılındığı sürece ibadet dışındaki dünyevi mübah işler bile ibadet sayılıyor. Şimdi adam daha fazla çalışır, sıkılmaz. Tembel atılmaz. Ne kadar fazla çalışırsa helal dairede o kadar fazla ibadet etmiş olur. Ve bu adama bu dünyanın mutluluğunu, huzurunu da veriyor. Aynı zamanda hem dünyasını kurtardığı gibi hem de ahiretini kazanmak adına çabalıyor. Çok farklı hayatlardan, çok uçuk ortamlardan bu hayata döndüğün Allah hamdolsun diyorum. Ve gerçekten çok mutluyum. Önceki hayatıma bakıyorum. Ortam, para, çok iyi bir iş, kariyer birçok şey vardı hayatımda. Ama Başım yastığa koydum, huzurlu değildim. Ne zaman ki Kur'an-ı Kerim'in imani bir tefsiri olan Risale-i Nur eserleriyle tanıştım, o zaman gerçekten huzur ve mutluluğun nerede olduğunu anladım. Çünkü taklidi olan imanımı tahkiki imana çevirmek için çabaladım. Okudum da okudum. Rabbimi tanıdım, peygamberimi tanıdım, Kur'an-ı Kerim'i tanıdım iman hükümlerini tanıdım ve buraya niçin gönderildiğimi bilip ona göre hareket edince gerçekten insan gerçek mutluluğu ve huzuru buluyor. O yüzden sizlere tavsiyem Risale-i Nur eserlerini alıp okumanız. Okudukça nasıl da yeşerdiğimizi, filiz olduğumuzu ağaç olduğumuzu, meyve verdiğimizi inşallah göreceğiz. Allah'a emanet olun.